Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Photoshop'ta Iron Man maskesinin içinde, yani kaskının içinde gördüğümüz görüntüyü yapacağız. Yani hemen nasıl bir şey olacağını da şuradan göstereyim. Şu şekilde. Böyle bir görünüm elde edeceğiz. Bunu yapmamız için öncelikle elimizde bazı malzemeler olması lazım tabii ki de. Bunlar neler? Öncelikle Iron Man Hood yazarak internette bulabileceğiniz şu tür görseller, hemen göstereyim. Bunların da linkini aşağıya koymayı düşünüyorum. Ve bunun yanında tabii ki model olarak kullanacağımız bir fotoğraf. Öncelikle modelimi Photoshop'a hemen sürüklüyorum. Daha sonra bu arka plan olarak geliyor. Fakat bunun bir kopyasını alacağım. Çünkü üzerinde çalışmalar yapmamız lazım. Arka planı kapatıyorum. Şu sağda bir logo gibi bir şey var gördüğünüz üzere. Hemen bunu Clone Stamp aracımla alt tuşuna basılı tutuyorum. Bir yer seçiyorum ve siyahla boyuyorum. Siz tabi bunu normal fırçayla da boyayabilirsiniz. Daha sonra bu alttaki kısımdan kurtulmak için bu sefer de farklı bir yöntem yapıp bu şekilde en iyisi. Hepten çözelim işimizi. Daha sonra buradan hemen neredeydi onlar? Iron Man'lerimize geliyoruz. Şu şekilde. Ah. Hepsini seçelim. Dördünü de Photoshop'a aktarıyoruz. Tabi tek tek aktarılıyormuş. Bunu ben bilmiyordum. İptal. Tamam, tek tek aktaralım. İlk olarak Hood 1'imize gelelim. Hemen bunu aktardık. Gördüğünüz üzere arka planda biraz sorunlar var. Yani modelin üstünü kapatıyor. Karışımları kullanacağız. Hemen buradan aşağıya basarak bakıyorum neler güzel diye. Şöyle hem rengimin gözükmesi. Sanki şu açıklaştır değil de ekran iyi. Doğrusal soldurma güzel gözüküyor. Evet, doğrusal soldurmayı kullanalım en iyisi. Hemen seçiyorum. Fotoğrafın arka planına göre kullanacağımız renkler değişebilir. Gözü de tam gözün ortasına koyacağım. Şöyle biraz uzaktan çalışacağım. Böyle daha rahat edebiliyorum. Daha sonra burada üçüncümüzü sürükleyelim buraya. Üçüncümüzü de şu şekilde bu da sanki göz parçasının işte gücünü falan gösteriyor gibi. Bunu biraz sola aldım. Yine burada da hemen tonlarımızı kullanıyorum. Önemli olan şu kısmın gözükmesi ve açıklaştır ve ekran bizim için iyi gözüküyor. Bunu da hemen onaylıyorum. Daha sonra Hood 4 var. Buna bakalım. Burada neler var? Bu zaten hepsinin olduğu bir kısımmış. Ben buradan neleri kullanabilirim? Şuraya da bakalım. Burada tarih kısımları gözüküyor. Bence bu da hoş olabilir. Bunu da kullanalım. Bunu yeni bir parça olarak açalım. Böylece kullanmamız daha rahat olsun. Tabii buradaki tarih 2012 biraz hatalı ama işimizi görecektir. Şu şekilde lasso tool aracımla hemen kement aracımla seçimi gerçekleştiriyorum. Sürükleyip bıraktığım zaman bu şekilde yerleşiyor. Arka planım zaten her iki resimde de siyah olacağı için bir sıkıntı çıkmayacaktır. Fakat şurada bir çizgi olduğunu şu an fark ettim. Bir bakalım. Evet, bu resimle ilgili. Bunu da hemen şu şekilde çözelim. Katmanım seçili. Hemen bir maske ekliyorum. Bunu önceki videolarımda göstermiştim. Siyah rengim seçili. Hemen opaklığım %100 iken siliyorum. Gördüğünüz üzere tertemiz oldu. Belki bu saat sonra tarihti, pardon. Tarihi biraz büyütebilirim şu şekilde. Yerleştirip onayladım. Daha sonra buradan başka işime yarayacak hava durumu var. 79 Fahrenheit sanırım bu. 79 santigrat olabileceğini pek sanmıyorum. Tabi bu da seçili kaldı. Ctrl D ile seçimi iptal ettim. Tekrar gerçekleştiriyorum seçimi. Şu şekilde. Hemen bunu da şöyle sürükleyelim. Hemen bunu da hadi. Biraz inat etti. Ve bıraksam. Gerçekten sinir bozucu bir iş bu. Tamam, hadi böyle yapalım o zaman. Evet, şimdi hallettim. Bunu yaptıktan sonra şu yanındaki gri iliklerden kurtulmak için yine en kolay maske kullanabiliriz. Hemen maskemi ekledim. Siyah fırçayla boyuyorum. Böylece arka planın rengi önümüze geliyor. Tekrar şöyle Z'ye basılı tutup ekranı sığdır yaptım.
Buradan başka kullanabileceğim neler var? Ne olsun? Başka buradan ne kullanabilirim? Bence şuradaki iTunes kısmını seçersem buradan da bir şey olabilir. Sonuç olarak adam 7/24 maskenin içinde duruyor. Yani genellikle o şekilde. Bu şekilde seçelim. CTRL-J ile arka plan seçilirken tabii katman olarak alalım. Daha sonra şu şekilde seçimi gerçekleştirdim. Hareket aracına bastım. Bir sol bir kere sağa bastıktan sonra seçimim geldi. Tekrar bu fotoğrafı aktarıyorum. Buradan da nereye koymak isterseniz artık zaten yerleştirebilirsiniz. Bu da sizin zevkinize kalmış bir şey. Arkadaşlar işlem bu kadardı. Kısa bir video oldu zaten ama gördüğünüz üzere gayet de işlevsel. Katman katman çalışmamızın sebebi de şu. İstediğiniz zaman görsellerinizin yerlerini değiştirebilirsiniz. Mesela çoğu resimde ihtiyacınız olacak. Onu da hemen kısaca göstereyim. Mesela bu katmanım seçilirken ben bunu aynı boyutlarda diğer tarafa bakmasını istiyorum. Yani adamın sol gözünde, bize göre sağ tabi, kullanmak istiyorum. Bunu da düzen kısmına geliyoruz. Dönüştür, yatay çevir var. Hemen bastığınız zaman aynı boyutlarda diğer tarafa çevirebiliyorsunuz. Hemen yine gözüne yerleştirip bunu da bu şekilde ayarlarsanız güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Yine aynı şekilde bunu da mesela, tabi garip olacak ama artık göstermek amaçlı, dikey çevirirseniz bundan da böyle bir görünüm elde edebilirsiniz. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Diğer videolarıma da göz atmanızı öneririm. İstek doğrultusunda da diğer yeni tekniklerle ve öğretici videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar.